Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor. Şahsı manevi mi geliyormuş? Yok. Şahıs geliyormuş. Ve gelmiş diyor. Fakat her biri üç vazifeden birisini bir cihette yapması itibariyle ya siyaset yahut Bediüzzaman gibi ya sadece Diyanet konusunda. Mesela Bediüzzaman sadece Diyanet. Mehdi Abbasi sadece siyaset. Mesela Şahin Naksibend sadece Diyanet. Veyahut işte Osmanlı padişahları saltanat. Her biri üç vazifeden birisini bir cihette, yani tam anlamıyla da değil, bir cihette. Çünkü bir cihette demek tamamı olsa bu şekilde kullanmaz Bediüzzaman. Bir cihette. Yapması itibariyle ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını alamamışlardır diyor. Büyük mehdi olmak için ne yapmak gerekiyor? Üç görevin üçünü de hayattayken yapması gerekiyor. Öbür türlü olmuyor. Mesela Şahin Nakşibend vefat ettikten sonra talebeler cumhurbaşkanı oluyor, başbakan oluyor, dünyayı sarıyor. Ama o Diyanet mehdisi oluyor. Siyaset mehdisi olamıyor. Talebelerinin onu yapmış olması önemli olmuyor. Yani talebelerin sonra da onu yapmış olması önemli. Çünkü Osmanlı padişahların hemen hemen tamamı Nakşibendiydi. Başbakanların da Türkiye'de yani hep mesela Turgut Özal Nakşibendiydi. Şimdi yine sayarım da yani. Yani birçok cumhurbaşkanı, başbakan Nakşibendidir Türkiye'de. Nakşibendidir. Olmuşlardır yani. Bu o konuyu göstermiyor. Yani siyaset mehdisi olmasını göstermiyor Şah-ı Nakşibend'in. Efendim işte kendisi Diyanet yönünde yapmıştır. Talebeleri siyaseti bitirmiştir diyemeyiz. Mesela Kanuni Sultan Süleymanlar, öbür padişahlar var. Hepsi Nakşibendiydiler. Yani Osmanlı'ya hakimdi Nakşibendi. Ama nasıl oluyor o? Diyanet mehdisi olmuş oluyor. Çünkü hayattayken sadece Diyanet'le ilgili çalışma yapmış. İmani konularda çalışma yapmış. Mehdi nasıl oluyor? Her üç görevi birden yapıyor. Ama ilk görevi diyor Bediüzzaman, ilk dönemi 40 yıllık. 40 yıl sürüyor. İman hakikatleri en önemli bölüm budur diyor Bediüzzaman. Onun için ilk çıktığında tanınmaz diyor Bediüzzaman.